Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz öncelikle Kripto Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance TR'de nasıl hesap açılır, nasıl alım satım yapılır, nasıl para gönderilir, nasıl para çekilir, hepsini en ince ayrıntısına kadar tek tek anlatacağım değerli arkadaşlar. Malum olmak üzere piyasaya yeni gelen arkadaşlarımız var. Bunları merak ediyorlar ve güncel video şu an için yok. Size en son güncel versiyonu ile bu video başından sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz bu coin alım satımını Binance TR üzerinden. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey arkadaşlar hesap oluşturmak. Hesap oluşturmayı nasıl yapacaksınız diye sorarsanız açıklama kısmında bakın, hatta ben linkini de paylaşacağım yorumlar kısmına. Açıklama kısmında Binance TR %20 komisyonlu referans linki var. Yazıyor. Buradaki linke tıklayacaksınız, hemen yanındaki linke bir kere tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar karşınıza şu şekilde ücretsiz kayıt olun, yani Binance TR'ye kayıt olma bölümü çıkacak. Burada vermiş olduğum referans linkine tıklarsanız değerli arkadaşlar %20'lik bir indirim kazanıyorsunuz ve bu ömür boyu devam ediyor. Bunu unutmayın. Yani hesap sizde bu vermiş olduğum linkte, göstermiş olduğum videodaki linke tıklayarak arkadaşlar ömür boyu %20'lik bir indirim kazanıyorsunuz. Bu benim takipçilerime özel bir link. Bu linke tıklayarak üye olursanız hayatınızın sonuna kadar %20'lik daha az Binance komisyonu demiş olursunuz. Bu da oldukça önemli arkadaşlar. Yüklü işlemlerle sürekli alsat yapıyorsanız size birçok artıyı sağlayacaktır. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Çünkü bazı arkadaşlar bunu yapmak istemiyor. Bana bir artısı yok arkadaşlar. %20 size, yani bana bir getirisi olmuyor. Bilginiz dahilinde olsun. Buraya e-postanızı, lütfen bu e-postanızı ve telefon numaranızı mutlaka doğru yapın arkadaşlar. Çünkü buralara doğrulama kodu gelecek. Ve bu e-postanızın şifresini bildiğinize de emin olun. Yani olası bir aksilik durumunda bunlarla beraber kurtulacaksınız ve güvenliğinizi mutlaka üst seviyede tutmak adına buraya kullanmış olduğunuz mail adresinizi herhangi bir başka bir sitede, başka bir platformda kullanıyor olmayın. Yani bakir bir e-mail kullanın ki arkadaşlar olası bir hacklenme durumunda, yani siz mesela buraya yazacağınız mail adresini başka bir yerde yazmışsınızdır. Sallıyorum, yemek sepetine yazmışsınızdır. Yemek sepeti hacklenmiştir. Oradaki bilgileriniz alınmıştır. İşte burada bir kontrol yaparlar veyahut da işte oradaki şifrenizle buradaki şifreniz de aynı olmasın. Tamamen bakir bir e-posta, bakir bir şifre yazın buraya arkadaşlar. Yani herhangi bir yerde kullanmadığınız bir e-posta ile herhangi bir yerde kullanmadığınız bir şifreyi yazın. Ondan sonra telefon numaranızı da buraya yazın. Ama telefon numaranızı yazarken de dikkat edin. Hani çok fazla herkese vermiş olduğunuz telefon numaranızı da bence yazmayın. O şekilde görmüş olduğunuz gibi linki tıkladıktan sonra otomatik olarak bir komisyon linki gelecek. TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, adınızı, soyadınızı mutlaka doğru yapın arkadaşlar. Çünkü buraya para transferi yaparken kendi adınıza olan hesabınızdan buraya para transferi yapabiliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir şekilde hani buraya ben farklı bir ad yazayım, sallıyorum, kendi adınız dışında bir ad yazıp da kendi hesabınızdan Binance TR'ye para gönderemezsiniz arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. O yüzden ileriki aşamalarda zorluk çekmemeniz için arkadaşlar mutlaka kendi adınızı ve soyadınızı yazın. Hesap oluştur deyin ve ondan sonra da doğrulama kodu geldikten sonra hesabınızı oluşturacaksınız. Hesap oluşturduktan sonra arkadaşlar karşınıza şöyle bir sekme gelecek. İlk olarak buraya bir borsa kısmına bir basalım. Borsada karşımıza şu şekilde bir pencere açacak. Buradaki görmüş olduğunuz fiyatlar arkadaşlar kesinlikle gecikmesiz, yani anlık fiyatlardır. Herhangi bir şekilde başka piyasalarda işlem yapıyorsanız bir ücret verip de satın almanıza gerek yok. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar buradaki Bitcoin'in fiyatını anlık olarak görebilirsiniz. Binance Seri'deki coinlere baktığımız zaman arkadaşlar ADA var, ARPA var, AVAX, BNB, BTC, BTT, BUSD, CZ, Doge, DOT, EOS, Ethereum gibi birçok coin'i burada bulabiliyorsunuz. Diğer işte Türkiye'de işlem yapan borsalarda bulunan birçok coin burada var arkadaşlar. USDT ile de alacağınız coin'ler bunlar. BUSD, yani Binance'in kendi sabit coin'i ile alacağınız coin'leri de buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi buraya, yani buradan hatta göstergeler kısmı var arkadaşlar. Bu göstergeler kısmına baktığınız zaman istediğiniz indikatörü de sınırsız bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bunun ekranını full yapabilirsiniz. Şöyle karanlık moda alabilirsiniz, gözünüz alıyorsa eğer. Şöyle karanlık moda alalım, daha net rahat bir şekilde bir çekelim. Bu şekilde göstergeler kısmından da istediğiniz indikatörü ekleyebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Değerli arkadaşlar, isterseniz tam ekran moduna da şu şekilde şuradan basarak yapabilirsiniz. Ayarlar kısmından da herhangi bir şekilde bir renk ayarını vesaire vesaire buradan yapabiliyorsunuz.
Alım satım yaparken nasıl yapacaksınız? Bunu anlatayım isterseniz. Arkadaşlar alım satım yaparken hangi coin'i almak istiyorsanız, yani diyelim ki Doge alacaksınız. Onu yazıyorsunuz buraya. Şu sağ üst kısma kısaltmasını yazıyorsunuz ve bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra değerli arkadaşlar karşınıza Doge'un grafiği çıkmış oluyor ve şu anki fiyatını görmüş oluyorsunuz. Alım işlemi diyelim ki yapacaksınız. Şu şekilde ben şu an bir tane alabiliyorum. Şu o kadar fiyat var bakiye olaraktan. Limit derseniz buradaki limit kısmından derseniz şu anlık şu an almazsınız. Hangi fiyattan almak istiyorsanız mesela 2,155 şu an. Diyelim ki 2,50'den alacaksınız. Biraz aşağıdan almak istiyorsunuz. Limit kısmına basarsanız Doge satın al derseniz emir girmiş olursunuz. Ve daha önceki açık emirleriniz de burada gözükür arkadaşlar. Şöyle alabileceksem alamıyormuşum. 10 tutarından yüksek olması lazım. Doğru. Şurada görünecek arkadaşlar. Şurada ne olmuş olacak? Görünmüş olacak. Açık emirleriniz. İptal edebilirsiniz. Tekrar şey yapabilirsiniz. Bakın buradaki kilit noktaya benim vermiş olduğum referans linkinden eğer üye olursanız ne olacak? Ömür boyu komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Bu oldukça önemli. O yüzden lütfen vermiş olduğum linke tıklayarak Binance hesap açın ki ömür boyu referans indirimine sahip olun arkadaşlar. Çünkü hacimli işlemler vesaire yapıyorsanız biliyorsunuz yani boş boşuna borsaya ekstra bir komisyon vermenize gerek yok. Bir de ömür boyu yani hayatınızın sonuna kadar o indirim sizinle o hesabı kapatmadığınız sürece sizinle beraber var olacak. Bu da oldukça önemli. Bu şekilde ne yapabiliyor? Limit yaparsanız buraya limiti yazmış olacaksınız. Hangi fiyatın alım yapmak istiyorsanız. Eğer ki anlık olarak almak istiyorsanız piyasa yazıp Doge satın alacaksınız ve anlık olarak gelmiş olacak. Bu şekilde arkadaşlar limit ve piyasa emirlerini de bu şekilde anlatabiliyoruz. Ve herhangi bir şekilde istediğiniz tüm coinlerde bu anlatmış olduğum yöntemi uygulayarak satın almak isteyebilirsiniz. Satmak için nasıl satmak isterseniz arkadaşlar. Sat da aynısı. Yani ne kadarlık Doge satmak istiyorsun veya kaç TL'lik Doge satmak istiyorsun. Buna bakacaksınız. Çok pardon. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar işte limit derseniz hani fiyat sallıyorum biraz yukarıdan satmak istiyorsun 3 TL'den satmak istiyorsun diyelim 3 yazıyorsun o şekilde üstte limit giriyorsun limit yerine ama anlık olarak acil bir şekilde satmak istiyorsan da piyasa yani anlık fiyatta direkt işlem yapabilirsiniz arkadaşlar hacim olarak çok sıkıntılı bir borsa değil onu size söyleyeyim yüklü miktarlarla da işlemleri rahat yaptırabiliyor. Hani Binance TR olaraktan böyle hani diğer Türk borsalarındaki bazı istenmeyen olaylar burada olmuyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Diyelim ki coin'i aldınız. Coin'i ben nerede göreceğim hocam diye soracak olursanız bakın cüzdan kısmından buradan bakiyelere geliyorsunuz. Bakiyelere geldiğiniz zaman değerli arkadaşlar coin'lerinize almış olduğunuz coin'i burada göreceksiniz. Hacim sırasına göre sıralanır arkadaşlar. Yani en fazla hangi coin varsa o üst sırada olur. Ondan sonraki düşükten şeklinde gider. Şimdi gelelim buraya yatırma kısmına. En can alıcı nokta burası arkadaşlar. Nasıl para yatırırız? Şimdi iki tane yatırma yöntemi var. Burada benim daha önce yapmış olduğum işlemler vesaire gözüküyor. İşte Ziraat Bankası veyahut da Vakıfbank'tan yatırırsanız 7/24 bir şekilde yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gece saat kaç olursa olsun veyahut da cumartesi pazar fark etmeksizin Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan buraya havale yöntemiyle havale veyahut da EFT pardon iki yöntemle de 7/24 buraya para yatırımı yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer bankalardan yapacak olursanız da gün içerisinde ve çalışma saatlerinde olması gerekiyor. Cumartesi pazar olmuyor. Arkadaşlar çekimde de olmuyor. Yatırmada da olmuyor. Onu söyleyeyim. Bakın şimdi burada kilit nokta şu. Buraya aynen bankadan nasıl bir EFT yapıyorsanız buraya da aynı şekilde EFT yapacaksınız. EFT'yi seçeceksiniz ama önemli çok ama çok ama önemli nokta buradaki hesap sallıyorum Ahmet Yıldız üzerine ise bankadaki hesabınız da Ahmet Yıldız üzerine olacak. Yani burada açmış olduğunuz hesap adınız da bankada transfer yapacağınız hesabın adı da mutlaka aynı olması lazım arkadaşlar. Eğer aynı olmazsa paranız askıda kalır. Paranız kesinlikle buraya ulaşmaz. Onu söyleyeyim. Yüklü miktarlarla bir gönderim falan yapmayı düşünüyorsanız da parça parça. İyi ki dediğin arkadaşlar. Bakiyenize göre 100 liranız varsa ilkin 10 lirasını gönderin. Ondan sonra geri kalan 90 lirayı gönderirsiniz. Böyle bir risk yöntemi de yapın. Ne olur ne olmaz her türlü şey yapmanız lazım. Yani bu muhatap bulur musunuz? Biz para gönderme muhatap bulursunuz.
Şuradan destek ekibine de yazabilirsiniz. Bakın destek bölüm var. Buradan Binance ekibiyle de çeşitli adımları şey yaparaktan iletişime geçebiliyorsunuz. Yani hiç destek vesaire yok diye bir şey söz konusu değil. Ama lütfen şuna dikkat edin. Tekrar ediyorum çünkü burada çok fazla yanlışlık yapılıyor arkadaşlar. Buradaki hesap adınız, soyadınız ne ise bankadan buraya göndereceğiniz hesabın adının soyadının da aynı olması lazım. Yani bankadaki hesabınız X için üzeri ise buraya bir gönderim yaparsanız olmaz arkadaşlar. Paranız gelmez yani cidden onu söyleyeyim. Hatta bakın burada da yazıyor yatırım işlemleri kendinize ait bireysel banka hesabın hesaplarına yapılmalıdır. EFT işlemi sonrası yatırım oturum otomatik olarak hesabımıza tanımlanacak. Yani buraya tanımlanacak otomatik olarak para gelecektir. Şimdi parayı diyelim ki Türk lirasını attık buraya. Türk lirasını attık ama biz USDT yani dolarla işlem yapmak istiyorsak arkadaşlar bakın TR'ye şöyle USD yazın. USD yazdıktan sonra USDT TR'ye var. Türk lirasını attınız diyelim. Bunda ne yapabiliyorsunuz? Dolar alacaksınız ilk olarak arkadaşlar. Dolar aldıktan sonra burada USDT Pair'ında coin'leri görüyorsun. İşte XRP varmış, CXP, Ethereum, BTC, BNB varmış. Bunları dolar Pair'ından alabilirsin. Dolarla Türk lirası arasında alımda ne fark var? Bir fark yok arkadaşlar. Çünkü Türk lirasını da alsanız işte coin'in fiyatı sanırım dolarla çarpılıyor. O şekilde Türk lirasına çıkıyor. Yani işte atıyorum BNB'den örnek verelim. İşte BNB bugün 443 dolar. 443 dolar bugün kaç Türk lirası yapıyorsa fiyatı o. Yani herhangi bir fark yok. Türk lirası ile dolarla alıp şey yapmanın bir farkı yok arkadaşlar. Onları da belirtmiş olayım çünkü burada bazen karışıyor yani böyle dolarla mı almak, TL ile mi almak da mantıklı. Bu şekilde arkadaşlar videoyu zaten sonuna kadar izlediyseniz yapacaksınızdır. Herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır ama yine bir problem yaşarsanız bunu bana yorumlar kısmına yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir de şöyle bakın mutlaka şurada vermiş olduğum referans linkinden iyi olun ki yani sizlere özel %20 az komisyon ödersiniz ve ömür boyu bunu da unutmayın. Yani hayatınızın sonuna kadar %20'lik bir indirimi kazanmış oluyorsunuz. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü sürekli al sat yapıyorsanız vesaire vesaire bu. Bir de şunu da size söyleyeyim. Şunu da tavsiye edeyim. Daha da az komisyon. Şimdi diyelim ki benim linkimden üye oldun ama daha da az komisyon ödemek istiyorsun. Abi o zaman BNB alın arkadaşlar. BNB alırsanız eğer alım satım işlemleriniz de BNB'den gider. BNB'den de daha az alıyor BNB aldığınız için. Binance hem kendi borsası bir de beyine bağladığınız için komisyonlara daha az ödeme yapıyorsunuz. Öbür türlü şöyle düşün ya 1000 dolarlık bir para gönderdiyseniz yani 20 dolarlık bir BNB alın arkadaşlar. O alım satımlarınıza bu 20 dolar üzerinde 20 dolarlık BNB'den azalacak. Öbür türlü BNB almazsanız ne olur? BNB almazsanız diyelim ki sallıyorum Matic aldın. Matic 10 Matic aldın diyelim. O alım işleminden Matic sana 9,98 tamamen sallıyorum. 9,98'lik hesabına Matic geçecek. 0,2'lik Matic'i senden almış olacak. Ama öbür türlü ne olur? BNB alırsan BNB'den azalır. Daha da az komisyon ödemiş olursun. Oranın daha az arkadaşlar. BNB aldığınız için Binance borsasında böyle sunmuş olduğu bir kolaylık söz konusu. Şimdi diyelim ki çekme işlemi. Herkesin karıştırdı. Karıştırma değil de. Hani merak ettiği çekme işlemi. Niye nasıl yapacaksınız diye soracak olursanız arkadaşlar adınızı soyadınız sana otomatik olarak çıkıyor buraya IBAN yazacaksınız ve miktarı yazacaksınız ve Türk lirası şey yapmanız lazım çekebiliyorsun herhangi bir şekilde dolar çekmesine izin vermiyor işte ne kadar çekmek istiyorsan Türk lirasını yazıp buraya hangi IBAN'a ama kendi IBAN'ınız olacak onu da unutmayın başkasının IBAN'ına gene gönderemezsiniz onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar kendi IBAN'ınıza çekeceksiniz. Kendi IBAN adresini yazacaksınız. Sonra miktar yazın. Sonra onayla deyin. Birkaç tane doğrulama çıkacak. Ondan sonra değerli arkadaşlar yatırma işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu kadar basit. Yani çekme işlemimiz. Yine bunu da ufak tefek miktarlarla ikin bir deneyin. Bütün bakiyeyi tek seferde çekmeye çalışmayın. Macera aramayın arkadaşlar. Kontrol amaçlı yani. Ne olur ne olmaz. İşi sağlam almak lazım. Biliyorsunuz burada da risk yönetimi yapmak lazım. 1000 lira çekeceksen ilkin 100 lira at. Sonra 1000 lirayı çekersin. Bir bak yani bir kontrol et hani bir aksaklık vesaire bir şey olur mu diye. O yüzden bu şekilde arkadaşlar kullanım bu kadar basit. Elimden geldiğince en çok merak edilen konuları anlatmaya çalıştım tane tane. Bu videoda da gene anlayamadığınız bir nokta olursa arkadaşlar lütfen bana açıklama kısmında yazın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.